state your career. Son hakkıma girerken 152 kilo sirtme giriyordum. Kendime güvenmiştim, yapabileceğime inanıyordum. Sonra yaptıktan sonra gerçekten mutlu oldum. Hem Türkiye adına, hem kendi adıma, hem ailem adına, tüm sevdiklerim adına mutlu oldum, gururlandım yani. Sonra kürsüde İstiklal Marşımız okundu. Arkadaşlarımla beraber söyledik, herkesi ayağa kaldırabildik yani. Türk'ün gücünü gösterdik herkese. Koparmada 117 kilo yaptım. Avrupa üçüncüsü oldum. Sikmede 152 kilo yaptım. Avrupa birincisi oldum. Totalde de 269 yaptım. Avrupa birincisi oldum. Sikmede ve totalde Avrupa rekoru kırarak derece yapmış oldum. 4 yıl yakın halter sporuyla uğraşıyorum. Daha öncesinde 3 yıl güreş sporuyla ilgilendim. Halter sporuna geçiş yaptım sonradan. Turnuvalara katıldım, Türkiye şampiyonalarına katıldım. Türkiye derecelerim var çok sayıda. Sonra kendimi geliştirdim, daha iyi yerlere geldim. Mart ayında Yıldızlar Dünya Şampiyonası yarışmasına gittim, orada dünya şampiyonu oldum. Ara vermeden tekrardan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası kampına gittim. 3,5 aylık bir kamp sürecimiz oldu. Gerçekten çok zorlandık. Son Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak birinci oldum. Aileden gelme biraz spor. Dayım kaleciydi mesela, örnek veriyorum. Ailem sağ olsun bayağı destek çıktı bana günlere gelene kadar. Halter sporuna başladığım zamanlar fındık dönemi gelmişti. Bir hafta fındık toplamamız gerekiyordu. Babam bu yüzden antrenmanları da derecem düşmemesi için halter seti aldı. Köyde halter setiyle halter çalıştım mesela. Annem, babam, ailemdeki tüm çevrem beni halterde sürekli olarak destekliyor. Ailenin desteği gerçekten çok önemli. Yani her zaman elimden tutan annem, babam, ailem oldu. Çok teşekkür ederim onlara yani. Güreşi bıraktıktan sonra lise 1'deydim, birinci dönemde okuldayken. Beden eğitimi öğretmenimin yanına gittim. Hocam dedim, beni bir spora verebilir misiniz dedim. O da halter önerdi. Salona geldiğim zaman İzledim, dikkatimi çekti. Arkadaşlarım halter kaldırıyordu yani, çok dikkatimi çekti. Ağırlık sporunu merak ediyordum. Halterin ne olduğunu bilmiyordum daha yani. Ama çok dikkatimi çekti, güzel bir görüntüsü vardı yani. Bir gün boyunca izledim. Diğer günler antrenmanlara başladım işte. Güzel olduğunu hissetti hoca benim adıma. Halter'e başlattı beni. Güzel bir yerlere geldik sonra. Tesadüfen başladığım sporda dünya şampiyonu oldum. İlk en yakındaki hedefim Gençler Dünya Şampiyonası kampına seçildim. Orada tekrar çalışıp kamp eğitim merkezinde güzel bir derece almak istiyorum yurt dışına çıkıp. Sonra eğer ileriki dönemlerde ilerleyerek olimpiyatlara hazırlanmak istiyorum. Kendimi 2024 olimpiyatlarına da görmek istiyorum. Güzel bir dereceler yapmak istiyorum. Halim Mutlu'ya örnek alıyorum kendime. İnşallah ileride biz bayrağımızı oralarda dalgalandırırız. Benim yaşımdan küçük çocuklar var, onların spora yönelmesini teşvik ediyorum. Madalyalarımı göstererek onları halter sporuna başlamasını istiyorum yani. Yani su turnuvalara hazırlanırken elimden geldiği kadar dua ettim. Eş dost akrabalara dua dağıttık. Yani bütün akrabalar, arkadaşlar, çevremiz, herkes elimden geldiği kadar dua, korona okudular. Komşular, arkadaşlar, herkes ziyaretimize geldi bizi tebrik için. Çok heyecanlandık hep beraber, yani bütün akrabalar, hepsi çok heyecanlandı. Hatta kazandığı anda daha bir heyecanlandık. Yarışmayı izlerken bütün aile ve akrabalar hep bir araya geldik. O heyecan biz de yaşadık. Sanki yarışmadaymış gibi biz de yaşadık. Hatta Yusuf şampiyon olduğu zaman
heyecanımız sevince katlandı yani. Daha çok bu işlerde ön plandaydı her zaman. Zamanında o da yapmış. Bizler de tabii okul yıllarında biz de sporla uğraştık ama bu şekilde uğraşmadık. Ben her zaman destek veriyoruz zaten. Yeri geldiğinde yetersiz geldiği için evde mecburen halter malzemeleri almak zorunda kaldık. Evde de çalıştı. Tabii okulunda, antrenman salonunda da çalıştı. Yaşantımız gereği biraz sporla uğraştık gibi görünüyordu. Çocuk yaşta buna şınav, mekik partlarda daha çok mesela spor aktif malzemelerle uğraşıyorduk. Yaklaşık 4 sene önce halter sporuna başladı. Okulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle bize geldi. İlk gün kararsızdı zaten, geldi biraz izledi filan. Yani halterin de açıkçası halter sporunun nasıl bir şey olduğunu da bilmiyordum. Öyle bir salonu ziyarete geldi. Ondan sonra bir gün izledi, ikinci gün işte antrenmanlara filan başladık. Kendisinde zaten dediğim gibi altyapı vardı, fiziği gayet uygundu. Ben kendisine de söyledim zaten fiziğimin uygun olduğunu, bu sporun yapabileceğini, ileride iyi bir yere gelebileceği zaten hani o zamanlardan da belliydi. İşte spora başladıktan sonra da zaten sürekli antrenmanlara hızlı bir şekilde devam ettik. 4 yıldır ara vermeden çalışıyoruz. Antrenmanlarını aksatmadan devam ettiriyor. Zaten bu 4 yıllık süreç içerisinde de il birinciliği, ondan sonra Türkiye şampiyonaları derken 3.lük, 2.lük, 1.lük, 10'a yakın Türkiye şampiyonasında derecesi var. Tabii bu ulusal başarılardan sonra artık artarak devam eden bir başarıları var. Uluslararası başarılara da imza attı kendisi. Mart ayında dünya şampiyonu oldu. Ondan sonra hiç ara vermeden tekrar Yıldızlar Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına davet edildi. Orada da çalışmalarına devam etti. İstikrarlı bir şekilde devam etti ve bugün Avrupa şampiyonluğunu rekor kırarak elde etti. Bundan sonra da daha iyi başarılara imza atacağına inanıyorum. Kendisine güveniyoruz. İnşallah bizi, ailesini, her zaman ülkemizi gururlandıracağına eminiz. Kendisinden de daha iyi başarılar bekliyoruz. İnşallah göğsümüzü her zaman kabartacak. Bayrağımızı her gittiği yarışmada dalgalandıracağına biz inanıyoruz.